Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle hukuk ve kanun yazma geleneğinden bahsedeceğiz. Hukuk, Arapça kökenli bir sözcük olup haklar demektir. Peki insanlar bugün yaşadıkları haklara ne zaman kavuştular? Hukuk zannedildiği gibi çok yeni bir kavram değildir arkadaşlar. İnsanlar toplu yaşamaya başladıkları andan itibaren bir takım kanunlar koyma gereği hissetmişler. Diyebiliriz ki cilalı taş devrinde ilk köyler kurulup insanlar birlikte yaşamaya başladıkları andan itibaren tabii ki birlikte yaşamanın getirdiği bir takım sıkıntılar yaşıyorlar, çatışmalar yaşıyorlar. Bu çatışmaları çözmek için de bir takım kurallar koymaya başlıyorlar ve ilk hukuk buradan doğuyor diyebiliriz. Peki yazılı kanun dediğimiz, kanun yazma geleneği dedik başta, nereden doğmuş? Sümerler, tabii ki yazının mucidi olan Sümerler, bir Mezopotamya uygarlığı hepinizin bildiği üzere. Sümerler'de Lagaş kralı Urgakina dünyada ilk defa kanunlarını yazıya aktaran kişi olarak karşımıza çıkıyor. Urgakina kanunlarına baktığımız zaman her suçun karşılığının bir fidye veya bedelle ödenebildiğini görüyoruz. Sadece patesilere, yani krallara ve tanrılara isyan ölümle cezalandırılırken, bunun dışındaki her suçun cezası fidye veya bedelle karşılanabiliyor. Örnek verelim dilerseniz. Şimdi Sümer ülkesini bir tarım ülkesi olarak değerlendirecek olursak, burada saban ve öküz çok kıymetli şeylerdir, öyle değil mi? Tarım aracı olarak değerlendirirsek. Mesela bir insanın öküzünü öldürürseniz, fidye olarak ona bu suçun karşılığında kendi öküzünüzü vermek zorunda kalırsınız. Peki bir diğer kanun, Mezopotamya uygarlıklarında Babil kralı olan Hammurabi'nin kanunları. Hammurabi kanunları ise dünyada bilinen ilk anayasa olarak nitelendiriliyor. Çünkü biraz daha geniş çaplı Urgakina kanunlarına göre. Hammurabi kanunlarının en belirgin özelliği ise kısasa kısas niteliği taşıması. Peki nedir kısasa kısas? En kaba haliyle dişe diş, göze göz demektir. Yani ne demek istiyorum? Ne yaparsanız karşılığında size de aynı şey yapılıyor. Mesela az önceki örnekten devam edelim. Ne demiştik? Bir kişinin öküzünü öldürürseniz ona kendi öküzünüzü vermek zorunda kalıyordunuz Urgakina kanunlarına göre. Ancak Hammurabi kanunlarında bir kişinin öküzünü öldürürseniz o kişinin de sizin öküzünüzü öldürmesi gerekiyor. Yani eğer bir kişinin gözünü çıkarttıysanız o kişi veya o kişinin ailesinden herhangi bir kişi sizin aynı gözünüzü çıkartıyor. Yalan söylediyseniz diliniz kesiliyor. Hırsızlık yaptıysanız kolunuz. Gelelim Mısır uygarlığına. Mısır uygarlığında tanrı kral anlayışı var. Bilindiği üzere firavunlar tanrının ta kendisi olduklarını iddia ediyorlar. Bu sebepten ötürü her firavunun ağzından çıkan şey o dönem yapılması istenen kanunlar olarak algılandığı için yazılı bir hukuk sistemi geliştirmemişler. Öte yandan aynı dönemde yaşayan bir Anadolu uygarlığı olan Hititler'de ise en gelişmiş yazılı kanun örneklerini görüyoruz. Hititler, ışık doğudan yükselir ifadesinin tam karşılığı bir uygarlıktır. İlk insan hakları beyannamesi ve ilk medeni kanun Hitit uygarlığındadır. Hitit uygarlığında Kral Telepinüş bir ferman yayınlayarak suçun bireyselliğinden bahseder. Yani bir suç, o suçu işleyen kişiye aittir. Dolayısıyla ceza da sadece o kişiye ait olmalıdır der. Yani suçu işleyen kişinin ailesine veya malına herhangi bir zarar verilmemelidir der. Öte yandan Hititler'de ilk medeni kanun yayınlanmıştır. Medeni kanunla Hitit kadını istediği kişiyle evlenebilmekte, evlenirken çeyiz hakkına, boşanırken de nafaka hakkına sahip olabilmekte. Bu arada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Boşanırken diyorum, Hitit kadınlarının boşanma hakları da var. Birazdan niye bunun üzerinde durduğumu açıklayacağım. Ancak Hititler'de tek eşle evliliğin ve resmi nikahın kanunsal bir zorunluluk olduğunu belirtmeden geçmek istemiyorum. Gelelim boşanma meselesine. Biliyorsunuz Türk kadını olarak bizler 1926 yılında
Atatürk'ün devrimlerinden biri olan Türk Medeni Kanunu'yla bu topraklarda 20. yüzyılda ancak kavuşabiliyoruz. İstediğimiz kişiyle evlenme, istediğimiz meslekte çalışabilme veyahut da boşanma, boşandığınız zaman eşinizden nafaka alma vesaire gibi hakları. Bu anlamda Hititlerin de milat öncesi 18. yüzyılda ortalama olarak yaşadıklarını düşünecek olursak ne kadar gelişmiş bir uygarlık olduklarını anlamamız için yeterli galiba bu örnek. Gelelim Batı uygarlıklarına. Yunan uygarlığında polis adı verilen şehir devletlerinin başındaki valiler olan Arhonlar zaman zaman bazı kanunlar yapmışlardır. Bunlardan Drakon, Solon ve Klisthenes kanunları en ünlüleridir. Özellikle Klisthenes kanunlarından bahsetmek istiyorum. Klisthenes çıkardığı kanunlarla halkın her kesiminden oluşan bir halk meclisi kuruyor ve dünyada demokrasinin ilk uygulamasını gerçekleştiriyor. Gelelim Roma uygarlığına. Yunan uygarlığından esinlenerek Roma'da da gelişmiş bir hukuk yapısı oluşturuluyor. Özellikle 12 levha kanunlarından bahsetmek istiyorum. Roma halkı soylular ve halk olarak ikiye ayrılıyor. Yani patrisiler ve plebler. Plebler tabii ki bir sınıfsal hak mücadelesine giriyorlar. Çünkü üreten onlar, vergi ödeyen onlar, her şeyi yapan onlar ancak seçme seçilme hakları olmadığı için, yarı vatandaş olarak görüldükleri için yönetimde söz sahibi değiller. Buna karşılık isyan ediyorlar ve bu giriştikleri hak mücadelesinin sonunda kazanıyorlar. 12 tane metal levhaya yazıldığı için bu isim verilmiş 12 levha kanunlarına. Roma hukukunun ve bugünkü modern hukukun temelini oluşturmaktadır. Gelelim ilk çağ uygarlıklarından bahsetmek istediğim sonuncu uygarlığa, İbraniler. İbraniler bilindiği üzere ilk tek tanrı din olan Musevilik inancına sahipler ve Hazreti Musa'nın yayınladığı 10 emir onlarda da yazılı hukuk olarak geçerli. Peki ne diyor 10 emir? Hırsızlık yapmayacaksın, yalan söylemeyeceksin, komşunun malına göz dikmeyeceksin gibi hala geçerli olan bir takım kurallar içeriyor. Son olarak dilerseniz biraz da Türklerde hukuktan bahsedelim. Türklere yazı çok geç bir dönemde geldiği için sözlü hukuk kuralları daha çok gelişmiş. Töre adını verdiğimiz hukuk kuralları her şeyin üstünde. Örneğin Hakan dahi töreye uymak zorunda. Töreyi ilk defa yazıya aktararak günümüze ulaşmasını sağlayan uygarlık ise Uygurlardır. Öte yandan Moğollar da Cengiz Han döneminde Türk töresinden esinlenerek Cengiz Han yasasını meydana getirmişlerdir. Evet, bu videomuzda sizlerle hukuk tarihine bakmaya çalıştık. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.